şunu söylemek istiyorum. Net olarak eğer ki Çin, yani o kadar kolay ki buradaki acaba savaş Çin'e karşı mı? Askeri ikinize soralım bu sefer. Şimdi ben üst takıl olarak belirlesem. Dünyada büyük bir problem var diyoruz. O da ne? Nüfus çokluğu. Ya şimdi üst takıl. İki tane ülke var nüfus çok. Hindistan ve Çin. Niye Pasifik'ten giriyorum? Kırdır kırsınlar birbirlerini. Ne diyorsun Mehmet Hoca? Şöyle şimdi. Ne diyorsun Hasan abi? Sen de. Mehmet Hoca söylesin. Tamam. Yani aklınızda olsun diye söyledim. Öncelikle şu yani tatbikat meselesine bir değinmek istiyorum. Tatbikat meselesi bu kadar kapsamlı bir şekilde yeni. Ama 2019'dan beri bunlar var. 2019'da hatta. 2 yılda bir yapıyorlar. Yani, değil mi? 1971'den yani, beri 2 yılda bir yapılıyor. Bir de şöyle yani 2020'den beri aslında küçüklü büyüklü 100 civarında yapıldı bu. Yani bir şekilde zaten o Amerikan dış politikasının Asya'ya yoğunlaşmasının getirdiği bir şeydi. Bu normal, bu süreç devam ediyor. Ama ilk defa Latin Amerika ülkelerinin daha fazla dahil olduğu, dikkat ederseniz yani Meksika, işte Kolombiya, Peru daha fazla dahil olduğu bir süreci burada görüyoruz. Şimdi aslında buradaki temel mesele şu, yani bence Amerika'nın Çin konusunda ne istediğini bildiğini düşünmüyorum. Çin de bu yükselen gücü konusunda hem ekonomik, kısmen de siyasal ve diğer etki alanları askeri anlamda bunu nasıl kullanacağı konusunda net bir zihni olduğunu düşünmüyorum. Güce sahip olmak başka bir şey. O gücü etki alanına dönüştürmek başka bir şey. Yani Çin'in en temel sorunu bu. Çin şimdi devasa bir gücü var. Yani Latin Amerika'dan Afrika'ya birçok bölgeye kadar, işte şimdi Balkanlar da etkili olmaya başladı. Bu gücü nasıl kullanacak? İşte Amerika nasıl kullandı? İşte özellikle İngilizlerin devraldıktan sonra bunu kendince işte demokrasi, insan hakları, belli değerleri yayma, etki alanını genişletme vesaire. Belli bir söylemi vardı yani. Şimdi Çin'in hangi söylemle bu gücü kullanacağı ile alakalı net bir şey yok. Bu bir bilinmeyen bir şey. Yani ben Çinlilerin de bunu çok iyi bildiğini düşünmüyorum yani bu arada. Çünkü ilk defa Çinliler küresel alanda bu kadar güçlü ve ne yapacağını bilmiyorum. Buna karşı bu bilinmezliğe karşı kaybeden bir batı var. Amerika başta olmak üzere bir şekilde tehdit oradan geleceğini görüyorlar ama bunlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir şekilde diyorlar ki biz alert kalmamız lazım, uyanık kalmamız lazım. Bu süreci daha böyle bize en az zararla şey yapmamız lazım. Kimilerine göre ben de kısmen katılıyorum. Aslında de facto olarak bir ikili bir yapıya doğru gidiyoruz. Ya yani bu teknolojiyle vesaire Çin içinde biliyorsunuz birçok hatta olan sistem işlemiyor. Yani WhatsApp'ını birçok şeye kadar. Dolayısıyla aslında teknolojiyle gelişen ve teknolojiyle kendini gösteren ikili bir yapıya doğru gidiyoruz. İkili bir düzene. Bu çatışma alanı oluştuğu zaman muhtemelen bu ikili sistemsel yapı daha da kendini net gösterecek. Farklı alanlarda sınırları çizerek. Belki ülkelerin bir kısmı seçmek zorunda kalacak, sınırlarda olanlar. Bir kısmı da belki arada kalmaya çalışacak. Ama en nihayetinde yani ben uzun vadeli bir üçüncü savaşı kısa vadede beklemiyorum, net söyleyeyim. Ama sıkışan bir güç var, bir güç temerküzü var. Bunun bölgesel anlamda yansımalarını görüyoruz. Bugün küresel anlamda herhangi bir sorun, küçük herhangi bir sorun artık anında sistemsel sorun haline geliyor ve çözülemiyor. Biz bunu görüyoruz. Libya'dan, Suriye'den, Ukrayna'dan nereye bakarsanız bakın. Venezuela'dan birçok yere kadar. En küçük sorun anında sistemsel sorun haline geliyor ve çözülemiyor. Yani şu an ben hatırlamıyorum yani son dönemde bir sorun çözüldüğünü. En son işte hatırlarsanız belki 2013-14'te Filipinler'de bir barış süreci oldu. Kısmi başarılı oldu. Belki Kolombiya'daki barış süreci kısmen başarılı oldu. Olmadı. Onun dışında yani bir sorunun çözüldüğünü görmedik. Ama çıkan hiçbir sorun çözülmüyor. Sistemsel hale geliyor. Vekalet savaşları durumu artıyor. Dolayısıyla gelinen noktada bölgesel anlamda mikro savaşların çıkmasının, çatışmaların çıkması daha muhtemel. Çünkü bir şekilde gaz sıkışması olacak. Bugün Cibuti'ye gidin mesela. Cibuti'de Fransızlardan, Amerikalı Çinlilerin bir sürü asker üstü görürsünüz. Yani dolayısıyla küçük bir ülkeden bahsediyoruz. 800 bin nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz ama bir sürü asker üstü. Dolayısıyla bu alanda bölgesel sıkışmalar var. Bunun yansımalarını farklı şekilde görüyoruz. Yani doğrudan silahla çıkmıyor ama işte enerjidir, başka boyutlardır vesaire ekonomik anlamda çıkıyor. Dolayısıyla burada Türkiye'ye baktığımız zaman şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Türkiye son özellikle birkaç yıldır yeniden Asya açılımı daha çok gündemde. Yani bunu konuşuyoruz. Biz burada o isimde plan var. O isimde işte hani yani Asia New diye. Şimdi buradaki şey şu. Biz Asya'ya birkaç açıdan bakıyoruz. Bir Orta Asya biraz belki konuşuldu bir kısmen. Yani yapılanan bir yapı var işte Türk Devletleri Teşkilatı vesaire. Ama diğer tarafta yani Hindistan-Çin'le ilişki mesela Hindistan ilişkilerimiz hala çok şey değil, ideal değil. Aksine ben çok ciddi bir alan olduğunu düşünüyorum Hindistan ilişkilerde. Çünkü Hintler şöyle düşünüyor. Tarihsel boyutu da var avantaj olarak. Tarihsel boyutu da var. Bir de şöyle Hintler aslında birçok açıdan yani
zor bir millet ama çok pratik bir millet. Yani bu anlamda ben kendim Hindistan'da yaşadığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pakistan tarafında uzun süre bulundum ama yani Hindistan'la... Derdinizi güzel anlatırsanız makul cevap gelir. Kesinlikle. Bu keşfedilmemiş bir alan. Ve Çin, Hindistan özellikle Amerika'nın Afganistan'a çekilmesi sonrasında bölgede sıkışmış durumda. İran'la ilişkileri iyi bizler gibi ama Pakistan'ın dolayı Orta Asya hattı kesilmiş durumda. Çin'le hem sınır sorunları var hem başka sistemsel sorunları var. Yani Amerika ile ilişkileri iyi olduğu için de Çin ona ayak uyduramıyor. Yani Çin'in bölgede dediği şu Orta Asya'da diyor ki Çin eğer bu bölgede bir düzen kurulacaksa ya benim zımmi desteğim olacak kesinlikle dışarıdan bir gücü buraya getirme getirirsin cezalandırırım. Hatta çok ilginç bir örnek anlatayım. 2010 yılında ben Hindistan'dayken Hindistan'dan bir grup askeri subaylar Çin'e eğitime gideceklerdi. 3 tane eyalet var Hindistan-Çin sınırında. Bu eyaletler özellikle Çin kendi toprağı iddiasında bulunuyor. Buradan vize için başvuran askeri personel Çin aynen şu cevap verdi. Dedi ki sen zaten benim toprağımda yaşıyorsun. Vize almana gerek yok. Gelebilirsin. Aynen bunu resmen dalga geçti yani. Evet. Ondan sonra o şey bir şekilde Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bir kriz çıktı vesaire. Yani gelin şey şunu söylüyorum. Biz Asya'da Hindistan politikasına yoğunlaşmamız lazım. Bu bir nokta. Çin boyutu başka bir Orta Asya gelişiyor. Ama aynı olarak sistemsel baktığımız zaman da yani ben bölgesel mikro çatışmaların daha kuvvetli muhtemel ama sistemsel bir çatışmanın büyük savaşın görmüyorum. Ama iki paralel sistemin olma ihtimali evet. Kuvvetli muhtemel. Evet. Ama yapılanıyor. Yapılanıyor. Türkiye'nin işine girecekler. Oraya gelişecekler. Sonra şeye gidiyorlar. Latin Amerika'ya gidiyorlar. Ekonomistin kapağı işte. Tabii, orayı da hazırlıyor. Tabii fabrika açıyor. Peşinden de kendi işçilerini getiriyor. Ha bu savaşa neden olur ama 30 sene sonra o zamanki hangi silahlarla nasıl olacak bilmem uzay hukukunu tartışıyoruz. Uzay savaşları bilmem neler şunlar hocam, bunlar. Hocam bu konjonktürde bir saniyede dünya savaşını çıkartacak bence tek olay vardı. Ukrayna savaşı başladığında Çin Tayvan'a saldırsa işte o zaman... O zaman dünya yanmıyor. Onda da Amerika bir şeyler söylüyor. Gün bugündür deyip Çin'e saldırsaydı yani, başka tarafta da çıkabilir. Çin'in şöyle bir konfüçyüsyen davranışı vardır. Beklemek asıl. Çin'in tarihini bildiğiniz zaman askeri tarih dahil bekler. Ama, şimdi Hasan abi. Ençal'cığım söyledi. Ha. Dedi ki Çin eğer Tayvan'ı dedi bağımsızlığını tanırsanız biz bununla savaşırız dedi. Evet. Yeni söyledi. Şimdi. Çakarım diyor ya. Şöyle yapacağız. Eyvallah. İki numarayı bir alalım. Ekrana sevgili dostlar çok önemli bir olay gelecek çok yakın zamanda. Şimdi sevgili dostlar bakın bu çok çok önemli. Hemen hemen Türkiye'de basın bunu atlamış durumda. Askeri yani denizciler çok iyi biliyorlar bu tatbikatı ama dünyanın en büyük tatbikatı başlıyor. 24 ülke Çin'e karşı dünyanın en büyük ortak deniz tatbikatını yapıyorlar. Nerede? Pasifik sularında. Yani Hawaii'den başlayıp Çin'e kadar olan bir yerden, Avustralya'yı içine alan bir yapıdan bahsediyoruz. 29 Haziran 4 Ağustos tarihinde planlanan Pasifik kıyıları deniz tatbikatı başlayacak. Bu benim geri sayım dediğim 3. Dünya için savaşı için geri sayım dedim. Bakın şöyle bir şey yapalım. Ülkeleri sayayım ben size. Bunun üzerinde reklama gideceğiz. 3. Dünya Savaşı ve bu tatbikatın sonuçlarını konuşacağız. Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Danimarka, Ekvator, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Peru, Güney Kore, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Tonga ve İngiltere ve ABD. Bu ülkeler, Türkiye ve Yunanistan yok. Niçin bilmiyoruz.